Arkadaşlar herkese merhaba. Konumuz YouTube'a video nasıl yüklenir ve YouTube'a video yüklerken hangi programları kullanmalıyız? Öncelikle arkadaşlar bir YouTube videosu için bir konu belirlemeniz gerekiyor. Ve bu videoyu çekerken bir kameraya ihtiyacınız olacak mı ya da bir telefona ihtiyacınız olacak mı? Ya da benim gibi bir ekran görüntüsü alarak mı video çekeceksiniz? Buna karar vermeniz gerekiyor. Bu nedenle ister video çekin, ister ekran görüntüsü alın. Size bir uygulama gerekecek arkadaşlar. Videolarınızı düzenleyebilmeniz için ya da ekran görüntüsü alabilmeniz için. Bu nedenle benim en çok kullanmış olduğum program Movavi. Arkadaşlar bu program gerçekten çok etkili ve Türkçe olan bir program. Bu programla beraber isterseniz video düzenleyebiliyorsunuz. Videolarınızı, farklı uzantıdaki videolarınızı birbirine dönüştürebiliyorsunuz. Ekran etkinliğini kaydedebiliyorsunuz. Şu an benim yapmış olduğum gibi. Ve bunun dışında da farklı video özellikleri bulunuyor. Artı ses dosyalarını farklı şekillerdeki, farklı uzantılardaki ses dosyalarını değiştirebiliyorsunuz, dönüştürebiliyorsunuz. Fotoğraflarınızı aynı şekilde dönüştürebiliyorsunuz. Ve bunun dışında bir sürü özelliği var. Yani videolarınızı düzenlemek istiyorsanız, bunlarla alakalı işte ekstra görseller koymak istiyorsanız, videolarınızla alakalı yapmak istediğiniz bütün işlemleri bu programla sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Videonuzu çekerken tabii kullanmanız gereken işte fotoğraflar düzenleyeceksiniz, ekstra şeyler yapacaksınız. Bunlarla alakalı da bazı programları kullanmak gerekiyor. Öncelikle arkadaşlar herkesin bilmiş olduğu bir program var, Paint. Bu programın en çok kullandığım özelliği yeniden boyutlandırma kısmı. Her büyüklükteki fotoğrafları her yere yükleyemiyorsunuz arkadaşlar. Bu nedenle yapmış olduğunuz tasarımları, fotoğrafların boyutlarını değiştirmeniz, oynamanız gerekebiliyor. Mesela arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu an bu fotoğraf 1500x843'lük. Ancak ben bunu değiştirmek istiyorum. Örnek için yapacağım. 750 yapalım yatay genişliğini. Gördüğünüz üzere kendisi direkt değiştiriyor. Ya da arkadaşlar işte dikey kısmını 250'ye getirelim. Yani anlayacağınız sizin İsteğiniz ya da programın ihtiyacı olan büyüklük neyse arkadaşlar, siz bu programdan yararlanarak istediğiniz boyutlarda kayıtlar yapabiliyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar hangi program var? Paint 3D. Peki Paint 3D'de ne yapıyoruz? Video başlangıçlarında kapak fotoğrafları vardır. Orada insanlar kendilerini keserler, farklı resimler koyarlar, farklı eşyalar koyarlar vesaire. İşte bunları yapabildiğiniz Paint 3D'nin çok güzel bir özelliği var. O da arkadaşlar sihirli seçim. Mesela şu ekranda görmüş olduğunuz karakteri bu fotoğraf içerisinden çıkarmaya çalışalım. Nasıl yapacağız? Sihirli seçime tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bulunmuş olduğun yerin tam olarak karakteri ya da istemiş olduğunuz nesne neyse tam olarak seçiyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Program bunu seçecek. Eğer ki algılamadığı yerler olursa arkadaşlar, siz gelip üzerine tıklıyorsunuz ve program buraları tekrar açmaya başlayacak. Şu an yapmış olduğum gibi. Mesela gömlek tam gözükmüyordu karakterin. Buralara tıklayarak arkadaşlar gömleğin tekrar gözükmesini sağlıyorum. Mesela elindeki kağıtlar tam gözükmüyordu. İşte buralara tıklayarak programın küçük algılayamamış olduğu yerleri siz bu şekilde algılatabilirsiniz ve karakteri bu görmüş olduğunuz resim içerisinden çıkartabileceksiniz. Şimdi bu yapalım nasıl olacak? Gördüğünüz üzere arkadaşlar karakteri fotoğraftan tamamen çıkartabiliyorsunuz ve istediğiniz yere bunu yapıştırabileceksiniz. Şimdi bunu da yaptık. Bunların dışında arkadaşlar en çok kullanmış olduğum son bir program var. O da Canva. Bu bir internet sitesi. Bu internet sitesinden arkadaşlar çok fazla İşlem yapabiliyorsunuz. Mesela video yükleyeceksiniz. TikTok videosu. Buradan yapabilirsiniz. YouTube videosu çekeceksiniz. Buradan yapabilirsiniz. Telefonunuzdan bir video paylaşacaksınız. Buradan yapabilirsiniz. Facebook videosu vesaire. Her şeyi gerçekleştirebiliyorsunuz. Sosyal medyada işlem yapacaksanız arkadaşlar aynı şekilde buradan yararlanabilirsiniz. Kendiniz özel tasarımlar yapacaksınız. Aynı şekilde bu site size bu altyapıları sunuyor. Logo yapacaksınız. Bu siteden yararlanarak isteğinizi neyse hepsini gerçekleştirebiliyorsunuz. Çok etkili, çok güzel bir site. Artı bütün özellikleri yani özelliklerin çok büyük bir bölümü tamamen ücretsiz olarak sunuyor. Şimdi bunu da yaptık arkadaşlar. Videolarımızı çektiğimizi düşünelim. İşte kapaklarımızı oluşturduğumuzu, her şeyi yaptığımızı düşünelim. Artık YouTube'u yüklemeye geldi olay.
Ne yapıyoruz? YouTube'un arkadaşlar kontrol kısmı var. Videolarınızı oluşturdunuz, kontrol kısmı. Buraya geliyorsunuz, oluştur diyorsunuz ve videolarınızı yüklemenizi isteyecek sizden program. Videonuzu yükleyeceksiniz. Şurada görmüş olduğunuz gibi video yüklenmiş olacak. Videonuzun arkadaşlar bir başlığı olması gerekiyor. Başlık tamamen anlatmış olduğunuz video ile alakalı ve bunu çok iyi bir şekilde, detaylı bir şekilde açıklayacak bir başlık olması gerekiyor. Başlığa isterseniz hashtag'le birlikte en önemli kelimeleri hashtagleyerek yazabilirsiniz. Eğer ki bu hashtag'i açıklamalar kısmına da yazarsanız aynı şekilde etkili olacaktır. Ancak yazmış olduğunuz hashtag'ler arkadaşlar 15 taneyi geçmemesi gerekiyor. 15 taneyi geçtiğinde YouTube'un algoritması bunu artık sistemde tanımlamamaya başlıyor. Yani artık sizin videonuzu hiç kimseye göstermeyecektir. Bu nedenle 15 tane hashtag'i kesinlikle geçmeniz. Açıklamalar kısmını zaten biliyorsunuzdur. İstediğiniz şeyleri videolarınızla alakalı detaylı, açık ve başlık ve video açıklamaları bağlantılı olacak şekilde yazmanız gerekecek. Bunun dışında arkadaşlar küçük resim kısmı var. Bu küçük resmi de kesinlikle yapmanız gerekiyor. Biraz önce anlatmış olduğum programlardan bunu yapıp buraya yüklemeniz gerekecek. Bundan sonraki kısımlarda işte çocuklarla alakalı bir kısım var. İşte çocuklar uygun mudur, değil midir şeklinde bir kısım var. Bunu kendiniz işaretleyeceksiniz. Ücretli bir tanıtımınız varsa bunu videoya kesinlikle belirtmeniz gerekiyor. Ekstra arkadaşlar etiketleriniz varsa, yani anlatmış olduğunuz video içeriğindekiler neyse arkadaşlar, bunları detaylı bir şekilde 500 harften oluşacak kelimelerle destekleyebilirsiniz etiketler kısmından. Bu hashtag kısmından ayrı bir olay arkadaşlar. Yani etiket kısmı hashtag'den apayrı bir olay. Dil ve altyazılar kısmı var. Bu kısmında arkadaşlar aynı şekilde dilini seçmeniz gerekiyor. Başlığın dilini ve videonun dilini seçmeniz gerekiyor. Kayıt tarihini girin. Çünkü insanlar yeni yüklenen videolara da bakmak isteyebiliyorlar. Onun dışında arkadaşlar en önemli noktalardan birisi de YouTube'da paylaşmış olduğunuz videonun kategorisi. Yapmış olduğunuz kategori neyse burada size en uygun olanı seçip sistem yüklemeniz her zaman işe yarayacaktır. Bunun dışında arkadaşlar görünürlük kısmından kimlerin görmesi gerektiği ile alakalı gerekli işaretlemeyi yapmanız gerekecek. Herkese açık yapacaksınız tabii ki, kendinize ait özel bir video değilse. Bitiş ekranı denilen kısım arkadaşlar, bitiş ekranı yani videonun sonu geldiğinde orada çıkacak olan ekrandaki videolar ya da işte abone ol tarzındaki butonun çıkmasını anlatıyor. Kartlar kısmında arkadaşlar videonun sağ üst köşesinde sizi farklı videolara yönlendirebiliyor kendi videonuz. Buraya ister kendi videonuzu ister başka kişilerin videolarını paylaşabilirsiniz. Birden fazla şekilde bunları oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında YouTube'da anlatacağım ekstra hiçbir şey yok. Sadece sizin bundan sonraki yapacaklarınız paylaşımlar olacaktır.